dış duş, sıcak soğuk, kasetli tuvaletin çıkış noktası. Buradan temiz su deposunun kilitli girişi. Burada 220 dış besleme. Burası da dışarıdan direkt bir çeşmeden bağlantı yapmak için deponuzdan su harcamadan buradan yakımı çeşmeye bağlayabiliyorsunuz. Devamlı oradan kullanabileceksiniz. Deponuza hiç giriş yapmadan direkt çeşmelerinize dağılabiliyor. Burada gördüğünüz üzere çeki demiri var. Tekne, ATV çekebilirsiniz. Yani her şeyi arkasına bağlayabildiğiniz her şeyi çekebilirsiniz. Buralarda buzdolabının havalandırma çıkışları, menfezleri. İki tane bir yukarıda, bir de aşağıda. Karavanımız kapısından başlayarak içeriye doğru girelim. Karavan orijinal kapı. Hemen girişimizde basamağımız var, otomatik. Girdiğimiz zaman karşımızda oturma bölümü var. Burası 190 santim. Bu tarafın altında elektrik sistemi var. Aküler, MPTT, invertör, bunların hepsi bu bölümde. MPTT'nin özelliği hem araçtan şarj hem de normal geri dönüşüm şarjı olması. Ayrıca invertörümüz hem invertör hem redirektör özelliğinde. Burada bir çekmecemiz mevcut. Diğer tarafında, diğer yarısında üstten açılan bir bölümü var bu bölümün. Burada üst dolaplarımız mevcut. Ortalarında raf var. İki bölmeli olarak kullanabiliyorsunuz. Burada da şu köşedeki alet yukarıdaki çanak antenimizin cihazı. Burada ayrıca altta raf sistemi bütün üst dolapların altında mevcut. Şurada demin belirtmeyi unuttum. İki tane 200 amperlik jel akümüz var. Bu tarafa dönecek olursak burada şu üst kapağı açabilir miyiz Sinan Bey? Burada sigortalarımız, şartellerimiz, elektrik sisteminin ana şebekesi diyelim var. Hemen altında şurada televizyonumuz var. Onun altında bu dolabın içi biz ayakkabılık olarak tercih ettik. İstenen şey konulabilir. Burada da gene bir üst dolap mevcut. Şurada göstergelerimiz var. Gene mutfağın üstünde üst dolaplarımız, altında raf sistemi var. Camlarımızın hepsinde sineklik store sistemi var. Bu şekilde. Açabilirsiniz Sinan Bey orayı. Karanlık olmasın. Burada dörtlü ocağımız var. Altında fırını var. Bunun altında gene bir büyük dolabımız mevcut. Burada çekmeceler var. Üç tane alt alta. Burada gene büyük bir dolabımız mevcut. Ortasında rafı var.
da lavabomuz. Büyük tercih ettik Evye'yi. Oynar başlıklı musluğumuz. İstediğimiz şekilde hareket edebiliyor. Burada prizlerimiz mevcut. Dışarıdan ve içeriden, invertörden ayrı ayrı hatlar mevcut. İkisini de ayrıca kullanabiliyoruz. Ve üstlerinde de USB girişleri var ayrıca. Onları da o şekilde değerlendirebiliyoruz. Şurada da çakmaklık girişi var. Bazı küçük ısıtıcılar oluyor. Onları oradan çalıştırabiliyorsunuz. Bu tarafa döndüğümüz zaman gene burada üstte büyük bir dolap var. Yes. Burada Beko'nun çift kapılı buzdolabı mevcut. 247 litrelik. Oldukça büyük. Dondurucusu da bayağıca büyük. O bölüm çekmeceler var içinde. Ardiye kiler olarak kullanılan bölüm. 3 tane oldukça büyük çekmece var. İçleri derin. Oldukça çok kuru erzağınızı veya başka şeylerinizi koyabilirsiniz. Burada da yine büyük bir alan var. Alta doğru derinliği var. Üstten küçük kapak, bakın içeriye doğru derinlik çok. Burası da basamak. Basamağın altında gördüğünüz gibi hidroforumuz var 18 litre dakikada. Ve ayrıca 5 kahvalık bebostomuz mevcut. Şimdi yatak odasının ayrılması için oluşturulmuş olan kapıyı görüyorsunuz. Kapıyı kapattığınız zaman o bölüm tamamen ayrılıyor. İyice geriye ittiğiniz zaman da kilitliyor kendini kapı. Burada büyük, oldukça uzun gardırobumuz mevcut. Gene altında iki bölme yaptığımız bir dolabımız daha mevcut. Burayı istenirse burayı da küçük gardırop, askılı dolap olarak kullanabiliriz. Burası da yatak odasının olduğu kısım. Yukarıdaki dolaplarımız komple dolap. Dolaplarda içinde raf sistemimiz var gene. Ortasında raf var. Şöyle gösterelim biraz daha geniş açıdan. Altında gene açık raflarımız mevcut. Şu yatağın hemen iki başında gözüken prizlerimiz gene. Hem dışarıdan hem içeriden 220 prizlerimiz, ayrıca üstünde de gene USB girişleri mevcut. Her yerde bolca prizimiz var. Yatak odasının üç tarafında da camlarımız mevcut. Gene sineklik storlarımız var. Yatağımız oldukça geniş. 130'a 225 civarında büyük bir yatağımız mevcut. Burası da karavanın alkovenli kısmı. Burada da gene 130'a 225 aynı şekilde yatak mevcut. Bu korkuluk olarak gözüken şey aynı zamanda aşağıya indirilip merdiven olarak kullanılıyor yukarıya çıkmak için. Hemen şöyle yaklaşalım. Bakalım. Bakın. Oldukça geniş. Yine her iki tarafında camlarımız mevcut. Sineklikli perdeli ve oldukça büyük bir yatak var burada da çift kişilik. Burası da banyomuz. 90'a 1,5 oldukça geniş bir banyo tercih ettik. Yukarıda eczacı dolabı veya başka bir şey olarak kullanabileceğiniz
İki katlı, içinde rafı olan bir dolap mevcut. Aşağı indiğimiz zaman lavabomuz burada. Altında yine dolap var, oldukça büyük. Bu tarafa döndüğümüz zaman ise gördüğünüz gibi taharet musluklu tuvaletimiz var, kasetli. Burası da banyo yapılan kısmımız. Duşakabin var burada. Yani bu şekilde kapatılıyor. Tam ben kapatmadım. Şöyle kapatayım. Kapattığınız zaman dışarıya hiçbir şekilde su sızıntısı olmuyor. Bu taraf tertemiz kalıyor. Hiçbir su taşması olmuyor bu tarafa. Burada da gördüğünüz gibi Dycom şofbenimiz var. Oldukça geniş bir banyo alanı. Oturma alanımız oldukça ferah, geniş. Masası aşağıya indiği zaman şu kısma, burası da 190'a 90 ve bu tarafı 1 metre. Bu taraftaki kısım 90 santim olmak üzere bir yatağımız oluşuyor. Sıkışılırsa zor durumlarda iki kişi de yatabilir ama bir kişinin rahatlıkla yatabileceği bir yatak oluyor burada da. Masamız da oldukça gene geniş gördüğünüz gibi. Karavanımız tüm camlar dışarı açılıyor. 5.30'a 2.30 alkovenli kısmı hariç şoför koltuğundan geriye doğru uzunluğu 5.30, eni de 2.30. Yüksekliği gene 2.30, aşağıya doğru bombesinden sonraki kısım 2.10'a iniyor. Tüm sistem. Tüm sistemimiz 24 volt olarak kurulmuştur. 220 ve 24 volt olarak tercih ettik biz. Bütün camlar karavan camı olarak dışa açılan camlar. Karavanımız bu şekilde. Buraya tentimiz gelecek 4 metrelik. 4'e 2,5 şeklinde makaslı. O da gelip bu bölüme takılacak. Karavanımız Iveco Dali 70C15 2015 model. 238 bin kilometrede. Karavanımızın ölçüleri alkovenli kısmı hariç şoför koltuğundan geriye doğru olan kısım 5.30, alkovenli kısmı 130 santim, eni 2.30, yüksekliği 2.30'dan başlayarak bombeden sonraki kısım 2.10'a düşüyor. Karavanımızın elektrik sistemini 24 ve 220 olarak kurduk. Genelde 12 tercih ediliyor fakat biz 24 ve 220 olarak tercih ettik. Karavanımızın elektrik sisteminde üstüne en son sistem, en son teknik olan half cut denen sisteme sahip olan 4 tane 230 wattlık monokristal panel koyduk. Bunlar normal standartlardan değil,
en son teknolojiyle üretilmiş olan bir sistemde ve ayrıca üstte Neta'nın 55'lik çanaklı, açılıp kapanan çanaklı uydu anteni mevcut. İçeride de uzaktan kumanda sistemi mevcut. Çanağın.